Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta çapraz bağlarım koptu. Yürüyemiyordum arkadaşlar. Hala da çok zorlanıyorum yürürken. Büyük bir sakatlık geçirdim. Maalesef ameliyat olmam gerekecek. Destek mesajlarınız ve bana olan hani bu pozitifliğiniz için çok teşekkür ederim. Hem yorumlarda hem Instagram hem Twitter'da olsun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Tez zamanda sağlığıma kavuşup dediğim gibi eskisi gibi seri bir şekilde videolarımıza devam edeceğiz. Hatta bu hafta sonunda futbolcu videomuz gelecek. Bilginiz olsun. Bugünkü konumuz arkadaşlar FIFA 21. Zaten biliyorsunuz ki diyeceksiniz ki abi daha 20 yeni çıktı. 21 ne alaka? Ben FIFA 20 ile ilgili haber videoları yaparken her zaman size ne diyordum? Yeni jenerasyon konsola yatırım yapıyorlar. Bu oyun aynı olacak diyordum. Dolayısıyla zaten şu anda hatta geçen sene de EA Sports'un ve diğer oyun firmalarında en önemli odağı yeni jenerasyon konsollardı. Şimdi ben size bugün bu konsollarda neler olacak ve EA Sports'un planı ne resmen size bunları anlatacağım. Bu tarz videolar arkadaşlar en çok sevdiğiniz videolar. Kanalıma en çok izlenen videolar. Dolayısıyla destek için beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Hafta sonu futbolcu video gelecek arkadaşlar. O yüzden desteğiniz gerçekten de çok önemli. Şimdi bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar FIFA ve PES arasında bir fark vardı. Hatta PES 13 bence FIFA 13'ten daha da fazla oynanıyordu dünya genelinde. Sonra ne oldu? Yeni jenerasyon konsollar çıktı ve FIFA 10'a geçti. Neden böyle oldu? Çünkü PlayStation 3'ten PlayStation 4'e geçişte FIFA 14 direkt başlangıçta yeni jenerasyon oyununu çıkardı. Ancak PES o sene çıkarmadı. Ve PlayStation 4'ü yeni alan yani yeni jenerasyon konsolu alan bir kullanıcı eğer ki futbol oyunu oynamak istiyorsa mecburen gidip FIFA satın almak zorunda kaldı. Ve FIFA'nın Ultimate Team modunda bağlandılar arkadaşlar. Çünkü gerçekten de bir bağımlılık derecesine kadar giden bir oyun modu Ultimate Team. Bu moda bağlandılar ve bu şekilde ne oldu? PES kullanıcı kaybetmiş oldu. Şimdi iki firma da yeni jenerasyon konsola nasıl giriş yaparsak daha iyi oluruzu tartışıyor. Çünkü yeni jenerasyon konsollar evet bizim gibi ülkelerde yani ekonomik durumu çok iyi olmayan, para verimi çok yüksek olmayan ülkelerde bu tür konsola erişim zor. Ancak dünya geneline bakmış olduğumuz zaman özellikle Amerika ve İngiltere pazarına bakmış olduğumuz zaman Avrupa pazarına bakmış olduğumuz zaman bu tarz yeni konsolları onlara göre 400-500 TL'ye alabiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de bu adamlar için, bu oyun firmaları için yeni jenerasyon konsolların önemi çok büyük. Ve iki firma da bunu biliyor çünkü PES bundan dolayı piyasadan silinmişti. Peki EA Sports'un planı ne? Hemen size bunu açıklıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki PlayStation ve Electronic Arts arasında bir anlaşma var arkadaşlar. Bu ne anlaşması? Oyunun exclusive anlaşması. Ne demek oluyor? Yani eğer ki FIFA üzerinde bir şey olacaksa, etkinlik olabilir bu, başka bir özel kartlar olabilir. Biliyorsunuz ki bir ara ikon kartları sadece Xbox'ta vardı. Hani bu tarz oyun içi eklentiler olabilir. PlayStation 5'te bunu çok iyi kullanacak arkadaşlar. Ve PlayStation 5 çıkar çıkmaz direkt olarak FIFA'nın da 21'i çıkacak arkadaşlar. Bu resmi ve kesin bilgidir. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki hatta onu da bilgilendireyim sizlere. FIFA 14 önce PlayStation 3'e çıkmıştı sevgili arkadaşlar. PlayStation 3'e almıştınız siz bu oyunu. Ve PlayStation 4 çıkınca direkt 4'ü yani 4 için ayrı bir FIFA 14 çıkmıştı ve tamamen gameplay farklıydı. Ve yine aynısı olacak arkadaşlar. Önümüzdeki sene bu yüzden oyun severler için hani cüzdanınızı, paranızı daha nasıl verimli kullanabilirim diyorsanız sizlere benim birkaç tane tavsiyem olacak bu konuda sevgili dostlar. Çünkü yeni jenerasyon konsol aldığınız zaman genellikle çoğu oyun desteklemiyor. Ne anlamda desteklemiyor? Örnek verecek olursam PlayStation 4 çıktığı zaman Call of Duty Ghost diye bir oyun vardı. Hepiniz hatırlarsınız arkadaşlar. Bu PlayStation 3'e çıkmıştı öncelikle. Daha sonra PlayStation 4'e çıkmıştı. Ve Call of Duty şöyle bir imkan vermişti sizlere. Eğer ki siz PlayStation 3'te Call of Duty'nin CD'sine hakim ya CD'sine kutulusunda ya da store'da alınmış bir şekilde varsa sizde PlayStation 4'ü alır almaz CD'nin içinden çıkan bir kod sayesinde PlayStation 4 versiyonu indirebiliyordunuz. Ancak FIFA böyle bir şey yapmamıştı. O yüzden önümüzdeki sene kendi ekonomik durumumuzu ayarlıyorsanız şu andan ki bu konsollar zaten en az 5000-6000 TL civarında olacak. Bilginiz olsun ki önümüzdeki sene FIFA'yı hemen almayı düşünmeyin arkadaşlar. Önceki EA Sports'un yeni jenerasyon konsola geçiş hakkı verip vermeyeceğini öğrenmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hem PlayStation 4 için hem de PlayStation 5 için FIFA almanız gerekecek. Peki gelelim abi oyun olarak ne değişecek? İşte asıl zaten en önemli noktamız videonun konusu da bu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki EA Sports Frostbite Game Engine yani Frostbite oyun motoruna geçtikten sonra FIFA için konuşuyorum. Bu oyun motorunda arkadaşlar olan bazı animasyon bugları düzeltilemiyor ve düzeltilemediği için de fark ettiyseniz senelerdir bazı hataları bu adamlar oyundan kaldıramıyor. Çünkü oyun motoru ve animasyon mekanikleri buna izin vermiyor. FIFA da zaten bunun farkında sevgili arkadaşlar. Özellikle zaten bu sene futbolcuların bile tweet atması zaten çoğu şeyi kanıtladı. O yüzden PlayStation 5'in çıkışında FIFA 21'in oyun motoru
değişecek arkadaşlar. Yani FIFA 21'de Frostbite kullanılsa bile o animasyon hataları, mekanik hatalarını görmeyeceksiniz. Çünkü PlayStation 5 sizlere bambaşka bir görüntü mekaniği sunacak. Bilginiz olsun. Yani önümüzdeki sene, hatta hep söyledim ben bunu, bu sene FIFA 20 videolarında da söyledim, FIFA 20 EA Sports için hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten adamlar bunu çıkarmış oldukları kadro kurma görevleri, atmış oldukları tweetler, görevler, bunu anlayabiliyorsunuz. Adamların tek odağı şu anda yeni jenerasyon konsolda nasıl bir çıkış yaparım ve nasıl satışlarımı katlarım. Tamamen düşündükleri tek nokta bu. Ve işte şunu da söylüyorum ki arkadaşlar, crossplay özelliği gelecek diye bir söylenti vardı. Hatırlayacağınız gibi hem Xbox oyuncuları, hem bilgisayar oyuncuları, hem PlayStation oyuncuları aynı FIFA server üzerinde oynayabilecek diye. Böyle bir şey imkansız ve önümüzdeki sene asla gelmeyecek. Neden derseniz, şundan dolayı: yeni jenerasyon konsollar çıkmış olduğu zaman artık çoğu oyun exclusive bir hal alacak ve Xbox'ta ve FIFA'daki, Xbox ve PlayStation'daki FIFA'nın özellikleri bence farklı olabilecek. Mesela birinde ikon olacak, birinde olmayacak gibi. O yüzden bütçenizi kesinlikle, özellikle Türkiye'deyseniz, yani Türkiye'de yaşıyorsanız, mutlaka PlayStation 5'e önerin arkadaşlar. Xbox'ın yenisini almanızı sizlere asla ama asla tavsiye etmem. Bundan dolayı önümüzdeki sene FIFA'da crossplay diye bir özellik olmayacak. Çoğu özellik aynı olacak. Hatta bana kalırsa FIFA'da hiçbir özellik değişmeyecek. Ultimate Team yine aynı kalacak. Yine Foot Draft, yine Foot Champions olacak. Ama değişen nokta şu olacak ki, gameplay'deki bug'lar ve glitch'ler değişecek. Bunun yanında bence EA Sports FIFA 21 ile birlikte yeni sorular da açacak arkadaşlar. Ben buna net olarak inanıyorum. Çünkü hatta bu sene gelmesini de bekliyordum. Geçen sene Romanya'da test soruları açmışlardı arkadaşlar. Zaten bunun kanıtlarıyla videosunu çekmiştim. Ancak bu sene getirmediler. Bence çok saçmaydı. Hatta serverların yeni jenerasyon konsolu pek de bir alakası yok ama bence bu adamlar varını yoğunu, bütün parasını yeni jenerasyon hazırlamış gibi duruyor. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü artık oyun konsollarına olan ilgi PlayStation 4'ün çıktığı zamankinden çok daha fazla. Artık her evde bir PlayStation bulabiliyorsunuz. Önceden gerçekten de, özellikle Türkiye'de böyle değildi. Ve bu oyun yapımcıları da, bu şirketler de bunun farkındalar. O yüzden PlayStation 5 çıkınca FIFA gerçekten çok farklı olacak. Almış olduğum haberler, yani LinkedIn platformu takip eden arkadaşlar, bunu her videoda söylüyorum, oradan EA Sports'un açmış olduğu iş ilanları olabilir, paylaştığı şeyler olabilir, zaten şirketin ne yönde adım atacağını size gösteriyor. Mesela bu sıralarda EA Sports çalışanları sürekli yeni jenerasyon konsollar üzerine paylaşımlar yapıyorlar. Bu da zaten bütün bunların odaklarının yeni jenerasyonda olduğunu zaten bizlere kanıtlıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz böyleydi. Sizlere yeni jenerasyonla eski jenerasyona olan farkları ve eskiden yeniye geçerken oyunların size ne sunacaklarını anlattım ve sizin karşınızda ne beklemeniz gerektiğini anlattım. FIFA 21 geçiş oyunu olacak. Geçiş oyunu olmasına rağmen güzel bir oyun olacak. Çünkü tamamen artık PlayStation ve FIFA resmi anlaşmalı. Dolayısıyla zaten PlayStation 5'in çoktan örneği FIFA'da vardır. Bundan dolayı çok daha güzel günler bizleri bekliyor diyebiliriz. Ben bu aldığım haberleri ve bilgileri sizlerle birlikte paylaştım. Çünkü çoğunuz yeni FIFA'ya başladınız. O PlayStation 3'ten 4'e geçti. Yani FIFA 14 dönemini bilmeyen arkadaşlar için bilgiler verdik. Ve bu şekilde çok tatlı bir video oldu. Tekrardan arkadaşlar, dediğim gibi, dualarınız için çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Sakatlık oldu, olsun. Her şeyde bir hayır vardır diyeceğiz. Ameliyatımızda olacağız ve iyileşeceğiz Allah'ın izniyle. Bunun dışında bu hafta sonu futbolcu videomuzda sizlerle birlikte olacak. Onu da kaçırmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.